Radyo Majör'de bugünkü konuğumuz Tuğba Yurt. Arabada yoklamanın bugünkü konuğu sevgili Tuğba. Tuğba'yı almaya geldim. Ah, merdivenlerden iniyor. Cenk geldi. Hoş geldin. Selam. Refik'cim. Refik, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hoş geldin. Ne haber? Oh, nasılsın? İyiyim valla, nasıl olayım? Koşturuyorum. Bir koşturma gidiyor değil mi? Aynen valla. Bomba gibi bir şarkı. Sıfır. Çok zormuş. Çok vallahi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ya bugün çok güzel şeylerden konuşacağız seninle. Konuşalım. Arkadaşlar. Seninle konuşacak şeyler de birikti bu arada Cenk birikti, zaten. Birikti epey. Yani. Evet. Evet. Yapalım. Olmaz. Olmadan olur mu? 2000 kaçtı? 13 müydü? 2013 Aralık. Aralık. Biz o zaman evet. Buluştuk. İlk buluşmamız evet. Evet. 5 şarkılık bir maxi single'la. Maxi single çirkin bir kelime, dur. Bunu baştan alıyorum. 5 şarkılık bir mini albümle. Mini albüm evet. Coverlar falan vardı içinde. Asya'nın okuduğu bir şarkı mı vardı? Pişmanım. Pişmanım evet, vardı. 90'ların çok güzel şarkılarından biri. Sezen şarkısı var mıydı? Sezen şarkısı yoktu. Bir Bendeniz şarkısı vardı. Bendeniz bak. Hareketli işte. Bir şarkı evet. Ben Tuğba Yurt'u krala şöyle bir sundum. Bayıldılar. Gezegen falan bayıldı. Hangi şarkıydı o? Böyle slow bir şarkıydı, soft. Ağır yaralı. Ağır yaralı. Çıkışı, biraz mırıldansan onu ne olur, gelir gelmez. Yüreğim ağır yaralı derinden, yanmaz artık istesem de yeniden. Çok yaralar sardı kalbim ama bu yara kapanır mı bilemem. Bu şarkıyı duydular, kızı gördüler. Abi tamam, bu bizim kızımız olsun, bu bizim sanatçımız olsun desteklerim falan filan durumları oldu. Evet. Çok güzel, çok güzel bir şans demeyeyim ben buna. Sesin o kadar pürüzsüz ve o kadar güzel ki, bir de güçlük söylüyorsun. İnsanları alıyor, o yüzden herkesten çok güzel tepkiler geliyordu. Tabii daha ilk çıktığım, ilk şarkımda çok güzel tepkiler almıştı ki dediğin gibi sevgili Mehmet Gezegen. Çok destek olmuştu ilk çıktığım dönem. Dedi ki hala zaten öyleler. Evet. Işte, seviyorlar seni ya. Evet. Ne mutlu bana. Aynen. 5 yılda kaç şarkı oldu? Hani o 5'lik albümü geçersek tek 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 geldi. Daha onu düne kadar yanlış hesaplıyordum biliyor musun Cenk? O kadar single çıkartmışım ki sonrasında. Bak, Gökhan Özen şarkısı geldi. Sonrasında Sakin Ol geldi. Gökhan Özen şarkısı aynen. Geldi. Oh geldi. Oh geldi 3. Sonrasında Aklımda Sorular Var. 4. Güç bende artık. 5. Destur. Destur var bir de. Oo, bir İnceden inceden. Ve yine. Yine. Yani. Evet. Unuttuğum olabilir diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü çok 6. Böyle. O zaman 6 tane sen tek mi çıkarttın? 7, 8. 8 falan olması lazım. Vay arkadaş. Aynen. Peki memnun kalmadığın bir tane bir şey oldu mu? Hani ya uf be, bu da tam yerini bulmadı aslında. Çok bombaydı daha. Yani zaten Sakin Ol biliyorsun çok güzel gitti. Aşk Sanmışız belki çok çok daha iyi olabilirdi diye Tuğba düşünüyorum. Tuğba o kadar heyecanlı bir insan ki. Özür diliyorum kestim. Tuğba o kadar heyecanlı bir insan ki. Kendisindeki potansiyeli çok iyi biliyor. Sesine gerçekten güveniyor. Tamam kabulüz. Bir de bunun bir an evvel hemen olsun. Yankı bulmasını istiyor. Tamam mı? Böyle hemen olsun, hemen patlasın evet. Falan. Bu 5 yılda bunun aslında bir süreç olduğunu öğrendin değil mi? Tabii ki. Yani ki 5 yılda aslında kat ettiğim yol şu zamana bakarsak bir de o kadar çok çıkan isim varken hani içlerinden sıyrılıp şu an radyoların tercih ettiği, çaldığı, insanların dinlemekten keyif aldığı biri olmak gerçekten benim için çok önemli. Aa, Tuğba gelmiş, hemen dinleyelim. Evet, durumu. Evet artık o yani, gerçekten var. Bu bir süreç işte yani ilk evet. Çıktığında bu etkiyi yaratacağını düşünüyorsun. Çünkü kendindeki potansiyeli biliyorsun ama tabii. Piyasanın bu kalabalıkları, içerideki sektördeki oynaşmaları, evet, oynaşma evet. Diyorum. Zamanla aslında çok kısa bir sürede öğrendim diyebilirim ama. Evet evet, ya bu oynaşmadan kasıt yalnız bunu belirteyim. Yok yani. İnsanların birbirine evet. Karşı şeyi... kuyu kazması, bilmem neler falan bundan türlü bahsediyorum. Türlü oyunlar aslında. Türlü oyunlar. İşte yok onu çalma niye çalıyorsun gibi. Tabii. Büyüklerin darbelerine maruz kalmak falan. Önce Bostancı'dır, sonra işte Harbiye'dir, sonra işte artık bitti mi? Neyse yani. Yani evet, Harbiye'de tıkanıyoruz biz Türkiye'de. Bir stat konseri mi acaba? Ama onu da Tarkan da yapmadı herhalde. Bilmiyorum. Yaptı mı? Yapmadı galiba. Ben de yaptım. Özel bir stat konseri yapmadı. Hep Harbiye'de. Evet. Gümbür gümbür
harbiye gidiyor. Evet, arka arkaya konserler. Evet, 10 konser falan filan. E tabii hani benim de Türkiye sınırları içerisindeki en büyük hedeflerimiz Harbiye'de konser verebilmek. Yani hani işte arka arkaya, yani şöyle konser verebilmek çok kolay. Şu anda da istesek Harbiye'de konser veririz ama dinlenilmek istenen bir sanatçı olabilir. Yani işte bunun için tercih edilen bir sanatçı, evet, olabilir. Biletleri tükenmesi mesela. Tabii ki. Yani hani insanlar çünkü oraya seni dinlemek için bilet alıyorlar, seni dinlemek için geliyorlar. Hani bu çok özel bir duygu. E sonuçta baktığında biz bir sürü yerde konser veriyoruz. Tabii. Halk konserleri de veriyoruz. Orada insanlar bizi dinlemeye geliyor ama hani işte orada biletli konser ya, Harbiye, Bostancı vesaire. Aynen. Tercih edilen, evet, biz bugün Tulbark dinlemek istiyoruz diye gelen insanların olması çok başka bir şey. Bu şarkı nereden çıktı? Kim yaptı? Nasıl seçtin? Senin şarkı seçimlerine hastayım. Nasıl seçiyorsun bu şarkıları diye. Ya şöyle, biliyorsun İnceden İnceden zaten çok güzel gitti. Hala, hala işte gidiyor. Evet. Listede hala iki şarkın var. Yeni bir şarkı çıkartsam mı diye çok düşündüm. 8 ay geçti aradan ki yani bir de. Ama bir yandan işte tabii bizim şarkı araştırma sürecimiz hiç bitmiyor biliyorsun. İşte albüm de şimdi gelecek inşallah, onun için de araştırıyorum. Evet. Derken bu şarkı bir benim dikkatimi çekti. Hani single olarak bu şarkı çıkabilir sanki. Sevgili Meldan Gürbey'e ait sözleri. Müziğin Serkan Balkan yaptığı, düzenlemesi yine Erdem Kına'ya ait, İnceden İnceden gibi. Çok da güzel gidiyor. Daha şarkı 2 Mayıs'ta çıktı. Şu an sosyal medyada da etkileşimi çok iyi. Aynı zamanda radyolar da çok iyi gidiyor. Aynen. Bilmem, her şey yolunda yani. Bizde şarkı de bol bol çalıyor efendim. Görüyorsunuzdur. Evet, ritim takip ediyor. Tabii tabii, ben de ediyorum zaten. Hani sen bırakmazsın ki. Ben asla, her şey, her yerde elim kurulma. Bir şey soracağım. Her gün yine bakıyor musun? Bakmam mı ya? Her gün. Zaten mailime direkt düşüyor. Her sabah kalktığımda ilk işim mailimi kontrol etmek. Nerede ne oluyor? Ben bir ara biz PR çalıştık. Tabii. Dedim ki o zamanki işte patrona, Allah aşkınıza şarkı çıktı, Tuğba'yı ne olur bir yurt dışına yollayın. Şarkı çıktı. Onu bir yurt dışına yollayın. Beni bir rahat bıraksın. Her gün, her gün. Orada çalma, burada çalma. Ya, bana nasıl da soramıyor, başkasını da sordum. Evet ya. Ne olacak bundan sonra? Nedir hedef? Albüm dedin bana, ben albüm kaç şarkılık bir şey? Ne yapıyorsun? Yani şu an kaç şarkı olduğuna tam karar vermedim ama hani aşağı yukarı 10 ya da 12 şarkılık bir albüm olmasını planlıyorum. Güzel. Şu an 4-5 şarkı zaten seçtiğim şarkılar var albüm için. Biraz ağırlıklı olarak slow şarkılar oldu onlar. Biraz orta tempo ve slow şarkılar. Tamam. Daha akustikler. Şu an işte biraz hareketli şarkı araştırıyorum aslında. Biliyorsun hareketli şarkı bulmak çok zor. Yani hani istediğim tarzda bulmak çok zor. Sözleri vesaire o bu. Tabii hani zaten içime sindiği zaman ben hemen şey yapıyorum. Gidiyorum stüdyoda, okuyorum vesaire, bakıyorum sesime yakışıyor mu. İşte düşünüyorum bakalım. İnşallah peki, 2018'in ha, 2019 olur muhtemelen. 2019 mu? 2018 biraz zor yetişmesi. Zaten bu şarkı gider ya 3-4 ay. Gider. Benim de zaten kafamda düşündüğüm farklı projelerim de var. Bu 2018'de bu şarkı arasında böyle sürpriz projeler. Aa, İstediğim. Tamam. Peki o sürprizlerden bir ipucu var mı? Yok, bahsetmeyeyim. Sonra çalarlar diyecek. Tamam peki. O zaman sakladık. Saklı, gizli kalsın. Enstrümanla aran nasıl? Sen ne çalıyorsun, var mı? Ben viyola çalıyordum. Aaa. Normalde uğraştığım müzikle de benim klasik batı müziği. Fotoğrafları hatırladım. Evet evet. Ya basına sunulan fotoğraflarımız. Viola çalıyorum normalde. Hani işte ortaokul, lise, üniversite hep onun eğitimini aldım normalde. Peki hiç gitardı, işte ne bileyim mızıkaydı ya da neydi? Ya öyle gitardı, işte birkaç akor falan basıyorum ama normalde işte konservatuvarda 3 sene zorunlu bir piyano eğitimi aldık. Ama ana sanat dalım normalde benim viyola. Abi işte eğitimli ve enstrüman çalan böyle müzisyen var yanımızda. Benim küçük bir hediyem var her zaman olduğu gibi. Öyle artık mi? Bilmiyorum, programı izliyor musun hiç? Denk birkaç böyle denk geldim, evet. Hatta paylaşımlarda falan görmüştüm ama full, aha, bilmiyorum full yani. Bilmiyorsun. Evet. O zaman şurada yeşil zımbırtımın altında öyle bir şey var, sen dönebilir misin? Ya inanmıyorum. Sınav bir şey. Aç aç. Nasıl olsa duruyoruz. Çalacak mısın yoksa? Ben çalacağım. Ben çaldım sabah çalacağım bu müzikayla. Ben bu tırnaklarla çok zor. Gördün mü? Bir dakika. Ha. Evet gördüm. Videoyu gördüm tabii. Çok gördüm, da güzel çalmışsın. İşte idare eder. Bayağı ilerletmişsin araçta. Çala çala. Arabada yoklama. Arabada müzika. Evet. Evet, araç sürerken bir sürü işi aynı anda yapabilme özelliği. Hah. Kemer. Tamamdır. Buna ne deniyordu? Ukalele.
Öyle mi? Ufak olanı. Evet. Bunun notaları la'ymış galiba. La bilmem ne bilmem ne tabii. Anlamıyorum da bu tabii değişik böyle. Ya çok güzel. Çok şirin. Sen ay, şimdi vuramazsın zamanları... değil mi? Evet. Biraz tırnaklardan basamam. Vurmaktan ziyade. O zaman ne istiyoruz? bir pena falan bulacağız, tamam mı? Evet. Bir penayla sen evde bize bir şey çalacaksın. Tamam. Tamam mı? Bu programa da yetiştireceğiz. Bunun montajına da yetiştireceğiz. Tamam, anlaştık. Senin elinde bu dururken şöyle bir poz ver. Hediyem. Bu dururken yan tarafta da seni oynatacağız. Tamamdır, tamam mı? Anlaştık. İlkokulda nasıl bir öğrenciydi Tuğba? Kızlar hep ben böyle... çok aslında tembeldim ya. Yani ya. Böyle valla hiç benim böyle işte matematik vesaire o bu hiç böyle alakam falan yoktu pek fazla. Ama işte ortaokulda konservatuara başladım ben. Bursa'ya taşındık o dönemde de. İlkokul resmin var mı? Ay var ama hiç görmedim. Ne oldu? Yani şu an yanımda yok. Şu an istemiyorum. Şu bana sonra atsana. Ben şuraya koyacağım. Tabii muhakkak vardır. Tamam. Yani bilmiyorum pek emin değilim göstermek istediğimde. Kalkülü saçlar küt falan. Süper işte. Abi işte fıstık gibi bir kız var yanımızda kardeşim. Yani evet. Bir de burada. Tamam direkt o zaman bulursam göndereceğim sana tamam, söz veriyorum. Süper. Unutamadığın bir yaramazlığın ya da yaptığınız böyle hocaya bir yaramazlık toplu halde olabilir. Böyle bir şey geliyor mu aklına? Şey geliyor mu aklıma? Mesela biz ilkokulda yan sınıfta tükürük savaşı yapmıştık. Hadi ya. Ya ben de ilkokuldayken falan böyle ben de biraz dini böyle erkek var bir kız çocuğu olduğum için ya şey sınıfın kapısını kırdığımızı hatırlıyorum. Nasıl yaptınız onu be? Karşılıklı bir tarafta erkek o kadar erkek öğrenci içerisinde benim de ne işim varsa karşılıklı kapıyı ittiriyoruz falan bildiğin kapı üzerimize yıkılmıştı ilkokulda. Ya ben ilkokulda aslında hep böyle yine sosyal aktiviteler falan hep uğraşırdım işte voleybola yazıldım o yüzden boyum böyle çok uzun. folklor oynamıştım vesaire böyle aktif olmayı seviyordum yani derslerden uzak ne varsa. Vay. Seviyordum ilgilenmeyi. Güzel güzel. Senin olmazsa olmazın nedir? Kahvaltıda ya da işte yemekte herhangi bir yer. Ya peynir çeşitleri ve hani çikolata. Son noktaya çikolatayı. Tüh alsaymışız ya bilseydim çikolata alırdım sana tüh. Hani şeyler var sürme çikolatalar, nutellalar vesaire vazgeçilmezim. Son kahvaltının bitişini onunla yapıyorum. Peki. Hakikaten ama öyledir değil mi? Sonu son böyle evet tatlı bir tatlıyla bitireyim diye. Yemek yapar mısın? Aldık cevabı. Hayır. Hiç mi? Hiç aram yok ya. O birazcık bir işte... Bir şey söyleyeceğim. Ne yiyorsun? Yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız yaşamıyorum işte o yüzden. Annem zaten yanımda. Annem bazen Bursa'ya gidiyor işte. Ben burada yalnız kaldığım zaman işte hadi. Kendi halimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hadi söyle. Yumurta mı kırıyorsun? Yumurta patates kırıyorsun, mi kırıyorsun? Makarna vesaire. Ya da dışarıdan söylüyorum. Yani hadi Tuğba yapsana yesek diyeceğimiz bir şey yok ha? Yumurta kırarım diyecek. En kötü misafir bulduğunu, umduğunu değil bulduğunu yer. Umduğunu yer peki. Dikkat akustik yapmıştık biz seninle hatırlıyor musun? Evet. Prova alıyoruz arkadaşlar. Video hala durur bende. Hatta Instagram'a da YouTube'da yüklemiştim. YouTube'da da var galiba. Evet YouTube'a olabilir, koydum doğru evet. Ya. YouTube hesabımda var benim. Bu hesapta var hakikaten. Neydi evet. O Sezen'in bir şarkısıydı? Şeydi galiba. Yok öyle el gibi durma gül biraz, biraz sana gülmeler yaraşır yok öyle güz gibi soğuk olma güz ayrılık taşır. Çok güzel. Sen sabaha kadar söyle. Vallahi. Sezen'den bir şarkı düşündün mü bu arada? Söyleyeyim mi? Hadi. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Ama olmaz ki ya. Konser böyle bölünür mü ya Cenk? Özür diliyorum. Bakalım. Bakalım. Alo. Alo. Buyurun Radyo Majör. Hoş bulduk Cenk abi. Nasılsın? Biz de hoş bulduk. Hoş geldin. Merhabalar. Tuğba yanımda. Buyur canım. İsmin neydi? Ahmet. Peki Ahmetciğim. Var mı Tuğba'ya sorun? Karşında. Tamam. Tuğba abi ne yapıyorsun? İyidir sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor mu ya? Senden ne haber? Buyur. İyiyim Tuğba abi.
Tuğba abla, albüm ne zaman ya? Vallahi albüm ne zaman? 2019'u bulacak sanırım. Yani 2019'un ilk aylarında inşallah yetişirse. Şu an zaten çalışıyorum üzerine. Tuğba'yı ne kadardır takip ediyorsun? Hangi havalimanı oğlum, ne yapıyorsun sen? Nereden takip ediyorsun? Arkamızda mısın? Neredesin? İzmir, Adnan Menderes havalimanı. Aa evet, İzmir'de. Biz İzmir'e gittiğimizde konsere Ahmet orada bekliyor ama bir sürü ünlüyü de bekliyor sanırım. Bir sürü evet. Ahmet Berkay. Berkay mıydı? Berkay abi. Benim Aa, bak, tamam evet. Ben de herkes tanıyor. Herkes tanımayan yok. Yani sektör tanıyor seni, müzik sektörü tanıyor seni Ahmet. Yani biz şu an nasıl tanımadık? Şarkı yarım kalmıştı. Lütfen buyurun. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağımda, dilimde. Kimler aldı, kimler öpüyor seni, dudağında, dilinde, ellerin izi var. Ses de bir iki gündür kısık ama artık devam böyle. Devam edeceksin diye alkışlayamadım bile. Tuğba, bir film, bir dizi, böyle başka bir şey düşünüyor musun? Sürpriz dediğin şeylerden biri o mu yoksa? Yok, sürpriz dediğim şeylerden biri benim kendi planladığım projelerden biri olacak zaten de. Böyle dizi ve film değil de dizi teklifi geldi zaten. Hatta yakın bir zamanda geldi. Yeni başlayacak sezonda. Geliyor böyle ara ara ama içerisinde kendime ait hissettiğim bir şey olduğu zaman ya da benim işte bulunacağım rol bana uygun mu, yapabilir miyim ya da bana bir şey katacak mı? Hani evet. Kariyerim içerisinde, yönetim içerisinde. Bilmem, olabilir. Yani tamamen böyle hayır olmaz diye kati kurallarla da bakmıyorum. Her yerde seni görüyorum. Bu nasıl bir çalışma abi? Maşallah evet. Yani abi bir sürü billboard'da o hani evet. Dikine billboard'lar var ya direkler. Evet, evet. Her yerdesin. Şu an çok şükür çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Sevgili Kemal Aslan'ı biliyorsun zaten. Sektörde zaten çok önemli. Hem prodüktörlerden hem de konser çok organizatörlerden. Evet. Ben 5 senedir bu sektör içerisindeyim ama gerçekten hani geç de olsa doğru bir ekibi bulduğumu düşünüyorum menajerlik anlamında. Mutluyum ya işin özünde. Peki ilk işinde, klibin ilk döndüğünde ne hissettin? Çok heyecanlanmıştım. Yani ilk Ağır Yaralı'yı ekranda gördüğümde biliyorsunuz o zamanki heyecanlarıma şahit olan birisin. Tabii tabii. Ama senin büyük böyle... bir mutluluk tabii canım, ben ağladığımı biliyorum yani hani gözlerimin dolduğunu, evet ya dedim hani başarıyorum galiba, istediğim şeyleri yapıyorum. Hayalini kurduğum şeyler gerçekleşiyor. Bundan büyük bir mutluluk yok ya. İnsanın gerçekten başardım ya da başarıyorum demesi çok büyük bir has. Ne kadar sahne aldın vardı? Yani ben çok uzun. Yani 8-9 sene falan sahne aldım. Ben lisede başladım. Hadi ya. Aynen, lisede sahne almaya başladım. Ki konservatuvarda da yasaktı bizim, hani başka klasik müzikle uğraşıyoruz. Öyle disiplin vesaire. Başka bir müzik bile dinlemiyoruz neredeyse. Başka müzik tarzı çok fazla. Ama hakikaten çok ben zor ya. Ben gizli gizli lisede gidip şarkı söylüyordum, hani bir yandan onu da yapmak istiyorum falan. Bir de yani hani çünkü şöyle evet. Bir durum var, onlar popa falan karşılar ama yani. En son artık benim bundan cayamayacağımı gören konservatuvar müdürü beni dinlemeye geldi yani. Yapma o derece. Ya. Beni dinliyor yani en sonunda. Senin var mı böyle hani ya işte keşke bana şu sorulsa da şu cevabı versem dediğin bir şey var mı? Zor sorular. Zor mu? Sektörle ilgili ne bileyim işte. Hadi hadi kulağıma söyle. Yok. Yani tabii söylemek istediğimiz, aslında anlatmak istediğimiz çok şey var. Her şeyi biraz böyle kısıtlı anlatıyoruz ya. Yani tabii sektörle alakalı. Yani müzik sektörü vesaire, o bu söyleyecek birçok şey var. Son dönemde neden yakınıyorsun mesela?
artık yakınmıyorum. Çünkü önceden alıştım, daha fazla hani sorguluyordum, neden böyle, neden böyle. Sanırım insan biraz kendileri eline alınca, daha da güçlenince yaptığı şeylerle çok fazla umursamamaya başlıyorum. Tabii ki de takıyoruz. Adaletsizlikler, işte dediğimiz o müzik sektöründe dönen türlü oyunlar. Bunlar canımızı sıkıyor mu? Sıkıyor, ama çok bunlarla kafayı yormuyorum artık. Somut bir şey söyle bana, ne olur. Böyle kızdım. Yani serzenişte bulunalım. Korna çalalım, bağıralım. Ne söylesek bilemiyorum mesela, ya. Yani mesela işte ne bileyim, YouTube'da satın almalara ya da ne bileyim bilmemlerde bilmem ne. Hani böyle bir kızdığın bir şeye bağıralım buradan ya. Ay bilemedim Cenk. Aklına birileri geliyor mesela, kızdığı da onlara böyle bağırıp söyleyemiyor. Onlar şimdi içimde kaldı. Benim bir şey söylemeyelim ya. Boşver, söylemeyelim biz yine de. İçimizden söyleyelim. Tuğba'yı motosiklet kullanırken görebilir miyiz? Araba kullanır mı Tuğba öncelikle, onu söyleyeyim. Yani evet, İstanbul'da değil şu an. Bursa'da olduğum dönemlerde zaten aracım vardı. Buraya gelince İstanbul'a böyle bir gözüm korktu hani araç. Zaten bir de yolları bilmiyorum, İstanbul'u bilmiyorum. O yüzden şu an yok. Taksiyle falan idare ediyorum. Ama motosiklet bilmiyorum ya. Aslında seviyorum, biliyor musun? Yani başka arkadaşlarımla birlikte hani motosiklete binmişliğim var. Hani çok zevkli bir şey motosiklette. Hani o rüzgarın yüzüne vurması. Hiç yapmadım. Çok şükür. Hani ufak tefek kazalar tabii ki oldu. Hani öyle ciddi hasarlar aldığım ya da aracın ciddi hasarlar aldığı bir şey olmadı. Ceza edin mi? O kadar uzun süreçte kullanmadım artık. Çevirmeye bile girmemişsindir sen. Alkol testine girmiştim. Girdin mi? Ama bir şey yoktu çok şükür. Röfle bakayım. Bir denemiştim yani, evet. Peki şimdi ben sana bir şey soracağım. Ben son dönemde bir şey kullanıyorum. Görüyor musun, fark ediyor musun bilmiyorum. Ya. Tek teker. Ha evet. Şey, hatta bir dönem sonra araçların tamamı arka edilip bu trafikte kullanılacak diye. Şey değil mi, direkt böyle iki teker? O kadar abartılı düşünmüyorum da, böyle tutması falan yok. Sadece bir tekerlek. Üstüne çıkıyorsun, gidiyorsun. Onu görmedim. Ben öbür dediğimi anladın sen herhalde benim. Anladım. Ginger diyorsun. Evet, evet. Bu da o ginger mantığıyla ilerleyen ama sadece bacaklarının arasında bir tekerlek. Hı-hı. Onunla gidiyorsun. Evet, görmemiştim. Dener misin? Şu an. Şu an ya da bir zaman. Bir zaman denerim. Niye denemeyeyim yani? Keyifli ben herhalde. Şu an çevirdim herhalde. Refik nerede Refik? Refik şu an toplantıya gitti muhtemelen. Hangi şey? Zevkli mi? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle şöyle bakıyorlar. Aha, adam uçuyor oğlum. Hadi canım. Yok. Biraz öne doğru eğil. Sen nasıl gidiyorsun bununla, bu manyaklık? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar zevkli. Geriye doğru değil. Öne doğru. Duramıyorum ki. Dengede duramıyorum. Ben abi, tutun beni. Tutmuyorum. Ve Tuğba Yurt tek tekerde. Tek teker bana. Tek teker Tuğba. Tamam. Ha, dur bir dakika. Şimdi bir dakika. Bak dur, yapışırım ama sakın bırak. Yok bırakamayız ya. Ben bırakmayayım o zaman. Cenk nasıl sıkıyor kolumu var ya düşünün. Ben sağlam oluyorum. Tuğba'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim seninle için. Seninle de öyle sohbet, her zaman öyle. Çok teşekkür ederim. Bir el sallayıp noktayı koyabiliriz. O zaman izleyen herkese öpüyoruz. Görüşürüz.